Değerli boğa burçları, ay burcu boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlarım, bakalım 23 Şubat 29 Şubat dönemi sizleri neler bekliyor? Bir cumadan bir cumaya Rabbimin izniyle yorumlamaya çalışacağım. Şimdi Furkan suresi 26. ayette der ki, mülk o gün elbette Rahman olan Allah'ındır. Kafirleri ise o çok zor bir gündür diyor. Mülkün sahibi Rabbimiz inşallah sizi her konuda arkadaşlar yüzünüzü güldürsün ve sıkıntılı süreçleriniz varsa inşallah tüm sıkıntılardan Rabbim inşallah sizleri kurtarsın. Arkadaşlar benim kahve krizim tuttu, kusura bakmayın, kahve içiyorum ama yani elimde değil. Kahve krizim tuttu muydu? Yani düşüncelerimi yoğunlaştırmak için inanır mısınız günde yani 8-9 Türk kahvesi içiyorum. Kahve içmeden bir konuya yoğunlaşamıyorum. Maalesef öyle bir alışkanlık var. Çocukluktan beri kahve tiryakiliğim vardır benim. Başka bir şey içmem. Yani çay falan içmem. Bazen içiyorum çayı. Kahvaltıdan kahvaltıya. 2-3 günde bir içerim. Sigara zaten nefret ettiğimi biliyorsunuz. Sigaradan nefret ettim. İşte et sevmem ama et yemem daha doğrusu. Ama kahveyi vazgeçemiyorum. Kahveden bir de tarçından vazgeçemem. Her gün o tarçını mutlaka alacağım. Her neyse, bağımlılık yapıyor bende demek arkadaşlar bazı kokular. Tarçın kokusu, kahve kokusu, dayanamıyorum. Canınız istediyse kusura bakmayın. Çünkü yoğunlaşamadım. Deminden beri çalışıyorum bir konu üstüne. Yoğunlaşamadım. O yüzden hayırlısıyla bir bakalım şu çekimlerimi bir yapayım. Şimdi boğa burçları başarı duygusu üzerinde yoğunlaştığınızı görüyorum. Her türlü ilişkilerde başarıya odaklısınız. Ya gerçekten sıkıntı etmenize gerek yok. Bu hafta parasal yönden çok güzel akışların olduğu bir hafta. Değerlendirmelerin olduğu bir hafta. Diyebilirim ki 3 konu aydınlığa çıkmaya çalışıyor. Ve Plüton'un etkisiyle, Plüton'un kova geçişiyle beraber sizde de bir hareketlilik başladı. Bazı sırlar açığa çıktı. Kazanç kapıları açılmış olabilir. Tüm sıkıntılı ve üzüntülü süreçlerin bittiği bir dönemden geçiyor olacaksınız. Gerek ilişkiler konusunda, gerekse statü konusunda, mesleki artış, mesleki anlamda yükseliş, maddi olarak artış. Hem paranın dinamizmi hem de mesleki yükseliş anlamında güzel bir hafta. Değerlendirin derim. Yine dost burcunuz Oğlak'la çok güzel işler başarabileceksiniz. Bir ortaklık yapıyorsanız ya da iş ilişkilerinde Oğlak burçlarıyla da bazı sıkıntılı süreçleri bitireceğinizi görüyorum. Başak burçlarıyla da ikili ilişkilerde güzellikler, iyilikler gözüküyor. Su gruplarıyla bazı duygusal yaklaşımlar olsa da ben su gruplarıyla mesafe koymanızı rica ediyorum. Eğer ilişkilerde sıkıntı yaşıyorsanız akrep, yengeç ya da balık burçlarıyla, boğa burçları, bir süre bekleyin. Zamanla bu ilişki düzelecektir ama ben çok yüz göz olup yüzleşme yaşayın demeyeceğim. Çünkü vakti zamanı değil. Bu hafta onun zamanını görmedim ama önümüzdeki haftalarda yüzleşmeler olabilir. Bu hafta değil. Akıl ve beceri konusunda çok iyisiniz. Zıtlaşan düşüncelerden zıtlaşan düşüncelerden sonra bir konuya kanalize olacağınızı, başarılı olacağını görüyorum. Ve gerçekten hayat seninle her türlü zorluğu çıkarsa da, hayat seninle oynasa da sen değişen şartları lehine kullanmayı becereceksin. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda karışık işlerin yönetilmesi, karışık işlerin düzeltilmesi ne konusu varsa bunu hayata geçireceğini görüyorum.
Ve güzel haberlerin gelmesiyle beraber karmaşık bazı işlerin düzelmesi ve bazı seni üzen, daraltan ne konu varsa Rabbimin izniyle güzelleşmesi ve iki konunun da aydınlığa çıkmasıyla beraber huzur bulacağını görüyorum. Zamanı güzel kullanacağını ve de umduğun ummadığın pek çok yerden bir gelir elde etme, umduğun ummadığın bir yerlerden kazancın, gelirin artması söz konusu olacak. Evet. Bir içinde beslediğin bir kin olabilir, bir hınç olabilir. Rakiplerin, seninle zıtlaşan insanlar olabilir. Onlarla arana mesafe koyduğunu, biraz sinirinin yatıştığını, öfkenin yatıştığını görüyorum. Biraz öfkenin yatışmasıyla beraber ruhsal anlamda denge sağlayacaksın. Yani sinir, stres biraz migren yapabilir, bel ağrısı yapabilir, boğaz ağrısı yapabilir. Ve gerçeklerle yüzleştikten sonra bir anlaşmaya varma, bir huzura erme söz konusu. Kısacası seni üzen, daraltan veya kin güttüren bir şey varsa hayırlısıyla iyi hissedeceksin. Bu gerilimli bekleyiş sona erecek, bir şeyi aydınlığa kavuşturacaksın. Daha doğrusu yeni deneyimler ve yeni insanlar seni güzel bir noktaya getirecek. Başarılı olacağın işlere kalkışıyorsun, başarılı oluyorsun. Enerjin çok güzel. Bir de ani başlangıçlar bu hafta sana iyi gelecek. Bazı dürtülerin etkisiyle, özellikle erkek boğalara diyorum, bir teklif etme, birisiyle işte çıkma, birisiyle flörtleşme, evlenme teklifi, ne diyorsan bunu hayata geçireceğini, kendini yenileyeceğini görüyorum. Girişim potansiyelin çok yüksek, heyecan verici gelişmeler çok iyi olacak. Ve aynı zamanda karanlık düşüncelerden kurtulduğunu, hayallerini gerçekleştirmek üzere olduğunu görüyorum. Ve ruhsal gücün, psişik güçlerin de çok güzel olacak. Bilinçaltını yenileme, bilinçaltındaki blokajları çözme durumunda olacak. Şimdi komşulardan ya da yakın çevreden bazı sorun yaşayan boğa burçları hayırlısıyla böyle bir sorunu kendiliğinden gitti görün ve sizden çekinecekler, çünkü haksızlığa uğrattılar sizi. Maddi manevi bazı zararlarınız oldu. Bunu da gerçekten alacaksınız. Sizi zor durumda bırakan, içsel olarak bir içinde bir burgaç yaratan, yani için için kaynıyorsun, yani bir şeylere kinlenmişsin belli. Neden? Yani haksızlığa uğramışsın açıkça. Daha bunun nedeni de olmaz yani açıkça. Şimdi her türlü böyle sıkıntının gitmesi için, korku ve kabusların sonlanması için gereken adımları atacağını, çifte standart uygulayan bir insanın yüzüne vurgu yapacağını, sen çifte standart uyguluyorsun, neden benimle uğraşıyorsun dediğini duyar gibiyim. Kimseye güvenmeden, sadece kendi yüreğine, kendi bileğine güvenerek ilerlediğini görüyorum. Merak etme. Aldanma, aldatılmaya karşı. Her türlü ticari aldatılma, duygusal aldatılma, ne olursa olsun bu sıkıntıları da atlatacağını görüyorum sevgili dostlarım. Rabbimin izniyle bu hafta Fettah zikrini veriyorum. Tüm kapılar açılsın arkadaşlar. Fettah, biliyorsunuz, ya Fettah ya Fettah diye çektiğimiz zikir 489'dur tekrar sayısı. Her türlü sıkıntıyı gideren anlamındadır. Kalpleri fetheden, işte fetih veren, Fettah başarılı olmak, güçlü, kuvvetli olmaktır. Bu hafta buna ihtiyacın var. Fettah zikrini çekiyorsun. Korkularından, belirsizliklerden ve karanlığın yarattığı iç burukluğundan kurtuluyorsun. Seviyorum sizi. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.